Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekşi mayalı patatesli poğaça tarifimiz var. Tarifimize geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Öncelikle yoğurma kabımıza 80 gram yani 3 yemek kaşığına yakın ekşi mayamızı alıyoruz. Daha sonra içerisine bir yumurtanın akını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir paket instant kuru maya. Bir su bardağı ılık süt. Bir çay bardağı sıvı yağımı. Yoğurma kabımı alıyorum. Bir miktar elimle yoğurmaya başlıyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ben 5 su bardağı un eledim. Kıvamına göre ekleme yapabiliriz. Unu her zaman yavaş yavaş eklememiz gerek. Kolayca kendini topladı. Şöyle yumuşacık bir hamur olacak. Yalnız ben onu biraz fazla elemişim. 1,5 su bardağı kadar unum arttı. Yani toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi hamurumuzun üzerine streçle kaplayıp yaklaşık 1-1,5 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken bize iç harcımızı hazırlayabiliriz. Öncelikle bir çay bardağı sıvı yağını tenceremize alıyoruz. Daha sonra 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Salça ve yağımı kavurduktan sonra içerisine minik minik olan 12 adet patatesimi ekleyeceğim doğrayıp. Daha sonra kavurduğum salça ve yağımın üzerine parçalara ayırdım. Patatesimi ekliyorum. Ve bir miktar da tuz ilave ediyorum. Patatesi ezerek patates ve salçayı homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Salçam ve patatesimi iyice kavurduktan sonra içerisine bir miktar maydanoz ekliyorum. İçerisine maydanoz eklediğim harcımı 5 dakika daha pişirip altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. 1,5 saat mayalanan hamurumuzu bir 5 dakika daha yoğurup topladıktan sonra şekil verme aşamasına geçebiliriz. Bir tane bezi alıyoruz ve elimizle inceltiyoruz. Arasına harcımızdan koyuyoruz. Bu şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Poğaçalarımızı bu şekilde tepsiye dizdikten sonra şöyle bir çatal yardımıyla şekil veriyoruz kenarlarına. Şekil verdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra bir miktar susam ekliyoruz. Daha sonra tepsimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza atıyoruz. Fırından şimdi çıktı. Yaklaşık 25 dakikada pişti. Yalnız bu süre fırından fırına göre değişiklik gösterebilir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Afiyet olsun.